Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi 20. bölümün, yani çemberde açı bölümünün 19. köşe taşında kalmışız en son. Hemen bira bismillah diyorum ve ilk soruyla başlıyorum dostlarım. Bir yarım çember görüyoruz, 50 derece görüyoruz ki bakın burada şunu görelim hemen ilk başta. Çapı gören çevre açı 90 derecedir görelim. Burası 90'sa şuraya 40'ımızı bir yapıştıralım arkadaşlarım. Başka bakalım ne var? X kaç derecedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi şöyle kırmızıyı alalım artık. Şurası da tabii ki 90 derece. Bunu bir görebiliriz ilk başta. Sonra şuradaki şu hipotenüse inen kenar ortayı çizsen muhteşem üçlüden bu da buraya eşit olacak. Bunu söyleyelim. Bakın burada bir kirişler dörtgeni oluşturdum ben. D, A, B, E. Kirişler dörtgeni. Burası 40 ise şu açının 140 olması lazım. Toplamları 180'di çünkü 40'la bunun. Sonra 140'ın tabii ki içerideki açısının, şu taraftaki açının 40 derece olduğunu biliyorum. Ve burası ikizkenar olduğu için şuradaki minik açımızın da x derece olduğunu gördük. 40 ise burası, 140 kalıyor 2x'e. 2x 140, x de 70 oldu diyebiliriz dostlarım. Geldik buna. Yarım çember, bakın 70 var iç açı, şuna A, şuna B diyelim. İç açı neydi? Soldan ve sağdan gördüklerinin toplamının yarısı iç açıya eşit. Demek ki A ile B'nin toplamı 140 olacak arkadaşlarım şu hesaptan. Peki bunların toplamı 140 ise şuradaki yay parçasına ne kalacak mecburen? 40. Şimdi bunu yaptık. X de dış açı, çemberin şöyle tamamını çizersem X şuradaki 180'i görüyor ikinci yay olarak, birinci yay olarak da 40'ı görüyor. Neydi dış açının özelliği? Gördüklerinin farkının yarısı. Yani 180'den 40'ı çıkarıyorum, 140. Yarısı olacak diyorum, 70 derece buluyorum x dediğimiz açıyı. Ha, bunu şöyle de çözebiliriz. Yine çapı gören çevre açıyı kullanırsak. Bakın burası kesin 90 çapı görüyor. Burası kesin 90. 70 ise şuraya 20 derece kaldı diyebilirim. 20, 90, x'e de 70 kaldığı böyle de bulabilirdik dostlarım. Üçüncü sorumuza bakalım. BD, DC'nin iki katıymış. Şimdi K'ya 2K diyelim. Ya da şöyle yapayım. 2K'ya 4K yazayım bunları. Yine şuradaki çapı gören çevre açıyı da biz bir çizelim. Bakın şuradan hemen bir paralel doğru çiziyorum. Orta taban çiziyorum aslında. Tam burayı ikiye bölüyor ya yarıçap olduğu için. Bunun orta tabanını çizdim. AC'nin orta tabanını çizmiş oldum. Tabii ki şu noktada da burayı ikiye bölecek. Toplam 6K'yı 3K 3K diye ikiye bölmek zorunda. O yüzden burayı 1K'ya 3K şeklinde de buraya ayırdım. Şurada bir diklikten diklik inmiş öklük çakalım hemen. K 3K. H kare eşittir 3K ile K'nın çarpımı, yani 3K kare. O zaman H eşittir K kök 3 oldu. Yani şuradaki diklik K kök 3 oldu. Şimdi bakın son darbeyi vuruyorum artık. Şuradaki üçgene odaklanın arkadaşlar. 90 var. K ile kök 3 katı var. Ne zaman kök 3 katı oluyordu? 60'ın karşısındaki kenar. 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı. Demek ki bu 30-60-90 üçgeni. X dediğimiz açı 60 olacak. Şurası da 30 derece olacak diyebilirim. Evet, burada da bir çeyrek çember görüyoruz. Klasik bir soru arkadaşlar. Çeyrek çemberin içinde şöyle bir 90 derece var. Ben hemen bunu şöyle yarım çembere tamamlıyorum. Ve şu doğruyu da şöyle dümdüz uzatıyorum arkadaşım. Neden düz olmalı hocam? Çünkü çapı gören çevre açı 90 derece olacak. Demek ki burası tamamı çap olacak diyebilirim. Şimdi bu tabii ki çeyrek çember olduğu için burayı ikiye böldü. Burası yarı çap, burası yarı çap diyelim. Bakın şu ne oldu dostum? Şu yükseklik aynı zamanda kenar ortay oldu. O halde bu üçgen kesinlikle ikizkenar bir üçgen. Alfa ise burası. Burası da alfa. Ve alfa ile alfanın toplamı iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit kuralından 2 alfa teta'ya eşit geldi. Bizden de ne istiyor? Teta bölü alfayı istiyor arkadaşlarım. Teta yerine 2 alfa yazalım. Bölü alfadan alfalar giderse cevabımız 2 çıkıyor dostlar. Evet, 19 numarayı gömdük. Hemen 20 numaralı köşe taşındayız dostlarım. Çok klasik bir sorumuz var. Bir noktadan çıkan 3 tane uzunluk birbirine eşit verilmiş. Burada
Bu eşitliğin yani baş harfleri aynı bakın. Yani birer harfleri ortak. 3 eşitlik görüyorsanız cevap ya yarısı ya kendisi ya da iki katı arkadaşlar. Ya yarısı ya kendisi ya iki katıdır. Genelde ya yarısını koyarlar ya da iki katını koyarlar. Kendisini çok nadir koyarlar ama hocalarımız burada koymuşlar 24'ü. Bu sorunun cevabı yarısı olacak arkadaşlarım. Çünkü iki katı yok şıklarda zaten. Bunu böyle işaretledik ama bir de normal yoluyla da çözelim tabii ki bunları. Şimdi geometrideki kural şu. Bir noktadan çıkan eğer 3 tane doğru, şöyle 3 doğru birbirine eşit uzunluktaysa bunların etrafından çember çizebiliyorsunuz. Bu doğrular eşit doğrular yarıçap oluyor. Bu çıktıkları noktada çemberin merkezi oluyor. Şimdi burada da öyle bir durum var. Bakın AB AC'ye ve o da AD'ye eşit. O zaman biz şimdi A'yı merkez olacak şekilde şöyle bir çemberi kabaca çizdik dostlarım. Şöyle biraz daha aşağıya. Dolayısıyla bu 24 merkez açı oldu artık, değil mi? Gördüğü yay da 24 olacak. Şuradaki yay bu 24'ü gören çevre açımız yani alfamız da yarısı olacak. Yani 24'ün yarısı 12'yi işaretledik. Hadi buna bakalım. ABCD dörtgen AD eşittir 6 6 108 varmış şurada arkadaşlarım. Bakın şurası 108. Şurası da 126. Şimdi uyumsuz İki açı. Toplamları 180 olsaydı etrafından çember geçer diyecektim ama burada da şunu deneyeceğim arkadaşlar. Şu Denizli merkez olsaydı şöyle bir çember çizseydim ben. Denizli merkez olacak ama tamam mı? Bu durumda 108 ise şuradaki yayın ölçüsü 108 olmalı. Şimdi burası 108 ise hemen 360'dan 108'i çıkarıyorum. 360'dan 108'i çıkaralım. 2 5, 252. Geriye kalan yay 252. Şuradaki 126 da bunun yarısı olduğu için bakın 252'nin yarısı çevre açıyı da sağladı. O zaman doğru yoldayım ben demektir. Demek ki Denizli merkezmiş. O halde şu yarıçap, x de yarıçap, bu da yarıçap. Yani x yarıçap olduğu için 6'ya eşit olmak zorundadır. Cevap Bursa'dan gelir dedim. X kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Dostum bakın BD, DC'ye o da DE'ye eşit arkadaşlar. Hepsinde ortak birer harf var. D harfi ortak. Demek ki Denizli'yi ben merkez yapacağım dostum. Şu da. Şu da zaten muhteşem üçlüden eşit oluyor değil mi? Şu ikisine ona da koyduk. Denizli merkez olacak. Dolayısıyla şöyle bir çember çizebilirim ben. Tabii ki bu çap oldu arkadaşım. Üst taraf biraz fazlaymış gibi kaldı da şöyle biraz daha uyumlu çizebiliriz. Şimdi hemen konuşalım. Şimdi bu 24'ün gördüğü yay şu yay. Kaç derece olacak? 48. Peki x merkez açı olduğu için 48'i görüyor. O da 48 derece olacak diyebiliriz. Geldik şuna. ABC eşkenar üçgen. Şimdi ABC eşkenarsa şunların hemen tıkını yapalım. Bir de AB ile BD de eşitmiş. O zaman şu BD'yi de tık tık koyalım. Bakın B noktasından çıkan BA, BD ve BC üçü de birbirine eşit. O zaman ben diyorum ki bunların etrafından bir çember çizerim ve B noktası da bu çemberin merkezi olur diyorum. Şimdi başka ne biliyoruz? Şurası 60 dereceydi. Bunu biliyoruz. Şurası 60, şurası 60. Eşkenar olduğu için bunları biliyoruz. ADC kaç derecedir diye soruyor. ADC. Şimdi 60'ın gördüğü şu yay merkez açı olduğu için yine 60. 60'ın geri kalan kısmı yani tamamı çemberin 360 olduğu için şuraya da 300 derece kalacak. Bakın şu çevre açı 300'ü gördüğü için yarısı olacak. 150 dereceyi de yapıştırdım buna. Evet, 20 numarada tamamdır. Hemen 21 numaralı köşe taşımıza geçtik. Şuradayız arkadaşlarım. 21 numaradayız. Birinci sorumuz. ABC üçgeninde AE diktir. O da oraya diktir diyor. Şimdi bakın burada da şunu söyleyelim. Şimdi şu 90 derecenin hipotenüsü de AC. Bu 90 derecenin de hipotenüsü AC. Yani hipotenüsleri ortak olan iki dik açı görüyorsanız bu hipotenüs çap olacak şekilde bu dik açıların etrafından bir çember geçirebilirsiniz diyor kural arkadaşlar. İşte ben de o çemberi geçirdim. Hipotenüs çap oldu. Bakın çevre açımız çapı gören çevre açı. Bu da çapı gören çevre açı oldu. Kural neymiş? Hipotenüsleri ortak olan iki dik üçgen varsa
Bunların köşelerinden çember çizilir. Yani tam bu dik açılardan geçen. Ve o hipotenüsse çap olmak zorundaymış. Şimdi 40 çevre açı olduğu, gördüğü yay 80. X de çevre açı, gördüğü yayın yarısına eşit olacak. 40 derece olacak sorumun cevabı. Bakın yine aynı muhabbet. Bu 90'ın da hipotenüsü AC. Bu 90'ın da hipotenüsü AC. Bakın ikisinin de hipotenüsleri ortak. O zaman bunların etrafından şöyle bir çember geçirebilirim ben tam şu köşelerden geçecek şekilde. Ve hipotenüs de çap olacak. Peki şu 45'in gördüğü yay çevre açı olduğu için 90. 90'ı gören şu açı 45. Tabii ki 45, 90 burası da 45 oldu. Yani şununla şu birbirine eşit geldi. Neyi soruyor bize? AC bölü BC. Şimdi BC'ye K diyelim. Burası da K. O zaman AC 45, 45, 90'dan K kök 2. K kök 2 bölü K. Yani kök 2 kalır. Cevap Adana'dan gelir. Evet. Üçüncü sorumuzdayız. Yine bir dik üçgen görüyorum. Bakın şuranın tamamı 90 derecedir arkadaşlar. Bu 90'ın da hipotenüsü AE'dir. Şu 90'ın da hipotenüsü AE'dir. O zaman bunların etrafından geçen şu çemberi çizebilirim ben. Şimdi şuralar tabii ki 45'er derece. Şu da 45 derece. Bu 45'in gördüğü şu yay 90 derecedir. Şuraya kadar olan yay 90 derece. Alfa da 90'ı gördüğü için 45 derece olmak zorundadır dedim. Şuna bakalım. ABC eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgende kenar ortayı çiziyorum. Bakın burayı ikiye böldüğü için eşkenar üçgenin kenar ortayı aynı zamanda yükseklikte. Kayı kuralından dolayı. Bize de AK bölü KC'yi soruyormuş. Şimdi öncelikle şunun etrafından ikisinin de hipotenüsü ortak olduğu için bir çemberimizi geçirelim şöyle. Şurası kesinlikle 60 derece. 60'ın gördüğü şu yay 120 derece. 120'yi gören şuradaki açıda kesinlikle ne olacak? 60 derece. Şimdi şurası kesin 30 derecedir dostlarım. Çünkü yükseklik açı ortay olacaktır. Bu 30'un gördüğü yay 60 derecedir. 60'ı gören şu çevre açı da 30 derecedir diyebiliriz. ADC ikiz kenar dik üçgenmiş. O halde şunlara da 45. 45'imizi de yazalım. Şimdi ne istiyor bizden? AK bölü KC. AK bölü KC oranı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi 45... Şu yayı görüyor. Bu yay 90. Bu yayı gören bir de şu açımız var. Bu da 45. Tabii ki burası da 45. AK bölü KC. Mecbur işlem yapacağız arkadaşlar gibi gözüküyor buradan. Yani öyle pat diye bulacağım bir şey değil herhalde diye düşünüyorum. 60-45. Şurası 75. Şurası 105. 75. Yani bir ikizkenar üçgen falan var mıdır diye bakıyorum ama gördüğüm kadarıyla yokmuş herhalde diye düşünüyorum. Evet. Çok uzatacağız ya. Yapalım mı öyle bir şey? Yapacağız mecbur. Başka çaremiz yok. Şimdi şuradan bir diklik indirelim. Şuraya A diyelim. 45-45 olduğu için burası da A. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. AA şuradaki KC dediğimiz uzunluk A kök 2 geldi. Şimdi şuraya bakalım. Buradan da bir diklik indirelim. 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A. 60'ın karşısı A kök 3. Burada da 45-45-90 var. A kök 3. A kök 3 burası kök 2 katı. A kök 6. Demek ki kök 6 bölü kök 2. Yani kök 3 olacak sorumuzun cevabı. Evet çevirdim hemen arkayı. Son köşe taşımızdayız. 22 numaralı köşe taşımızdayız. Bakalım burada neler yapacağız birinci soruda. Evet alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Çember var. 2 tane çember. Bakın birinin merkezi F, birinin merkezi bu. Şimdi şurası benim yarı çapım R. Şu da benim yarıçapım R. Bunun da şuradan indirdiğimde bu da yarıçap R. Alttaki çemberin bu yarıçapıdır R. Bu da yarıçapıdır R. İkisi de eş çember arkadaşlarım. Aynı dikdörtgen içinde yarıçaplara bakın. Şu ortak yarıçapları ikisinin de. Dolayısıyla burada iki tane eşkenar üçgen çıktı. Bu da 60, bu da 60 dedim. Toplam alfa 120'yi paketledim. Şuna bakalım. Karesinin içine çizilmiş ABCD çeyrek çemberlerimiz var. Bakın D merkezli şu DC bunun yarıçapı. DA da bunun yarıçapı. DL de DK da yarıçaplar arkadaşlar. Şimdi bunların üçü de yarıçap. Şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Şuraya da alfamızı yapıştıralım hemen. Şimdi başka ne görelim buradan? Başka.
Şimdi A merkezli bir çember var. Bunun yarıçapı da şöyle tık tık koymuşuz. O zaman şurayı birleştirdiğimde buna da tık tık koyacağım ve şurada bir eşkenar üçgen çıkacak. Yani burası 60, 60, şuraya 30 kaldı. Şurasının da 60 olduğunu biliyorum. Şimdi aynı muhabbeti şuradan yapsaydım buna da tık tık koyacaktım. Bu da 60. Şuranın tamamı da 60 olacaktı. Burası da 60 gelecekti. Peki. O zaman bunların ne gerek var? Ne kadar uzattım ben ya. Lan bunların üçü birbirine eşit. O zaman 30, 30, 30. Çok yalandan yere uzattım arkadaşlar mevzuyu. Kusura bakmayın. Şu ikizkenarın tepesi 30'sa taban açıları alfa alfa 75 75 dağılacak tabii ki. Yalandan yere uzattık. Neyse, geldik buna. X kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Hemen şunun merkezini işaretleyelim. Teğet olduğu noktaya dik indirelim yarıçapımızı. R, 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 R ve R. Şimdi yarıçapımız büyük çemberin 2R ise burası da R oldu. Bakın şuralar 45, 45, 90 geldi şunlar. Bunları bir yazalım. Şimdi şu büyük çemberin bir de şu yarıçapını da çizeyim arkadaşlarım ben. Şunu da çizdik. Bu da 2R. Ve bakın şurada ne çıktı? Şuradaki üçgene bakın. 90'ın karşısı 2R, 30'un karşısı R, 60'ın karşısı R kök 3'tür derim. Demek ki burası 60 derece. Şurası 2R, bu da 2R ise ikizkenar üçgenin tepesi 60'sa tabanları da 60. Burası da 60. Bakın şurayı 45 bulmuştuk. 45, 60 daha 105. X'e de kaldı 75. Cevap Adana'dan geldi. Evet, son sorumuzdayız. X kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. CD paralel demiş. Şimdi şurası küçük çemberin yarıçapı R. Şu da R, şu da R. Şurayı çizdiğimde burası R kök 2 ve bu büyük çemberimin yarıçapı. O zaman bu da R kök 2. Bu da R kök 2. Yani şurası 45, 45 çıktı. Aynı muhabbeti şurada da yapabilirim arkadaşlarım. Tabii ki burası da 45 çıktı. Yani şuranın toplamı 90. O zaman bu yay 90. Şimdi bu yay 90'sa şuna ve şu yaya da toplamda 90 kalır. Çünkü yarım dairedir, 180 olmalıdır. Paralel iki doğrunun iki kirişin arasındaki yaylar, bakın paralel demiş, eşit olacağı için bu yaylar eşit. Toplamları 90'sa da 45-45 diye paylaşırlar bunlar. Peki burası 45 derece ise şu da merkez açı olduğu için bu da 45 oldu. Ve bakın arkadaşlarım burası 45. Şunlar ikizkenar üçgen yarıçap oldukları için eşitler. 45 ise 135 kalır, 67,5. 67,5 dağılır bunların toplamı. Şurası da 45 dereceydi arkadaşlarım. Toplarsak 67,5 ile 45'i 112,5 mu yapıyor? Sorumuzun cevabı 112,5'tur dedik. Evet. Bunu da gömdük. Şimdi bir sonraki videoda ne yapacağız arkadaşlarım? Tarama testine geçecekmişiz. Sonra konu testi falan devam edeceğiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.